masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım. Kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar. Yağmurla kar olsun, güneşle ay. Baba içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Siz bela görmemişsiniz. Siz kimsiniz be? Cevdet'i korumak size mi kaldı? Ya sizi kim koruyacak? Beyler bir dakika. Susulan. Sen de dinle. Oyun oynamıyoruz burada. Sıkıysa bir adım daha atın pazara. Atın da. Ne o yani? Tehdit mi? Evet tehdit. İtirazın mı var? İyideki o kahve senin değil mi? Benim. Ne olmuş? Yangın sigortan var mı? Ya senin? 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 Ayağınızı denk almazsınız yakarız ulan bu çarşıyı, fırını, şarküteriyi, nalburu, cigaracıyı, bu mağazayı, köşedeki tezgahı da. Hadi, şimdi de kahramanlık taslayın, görelim boyunuzu. Acımayız Allah'ım. Cayır cayır yakarız burayı. İki saat. Yandı bitti kül oldu. Sen de anladın mı yağ tulumu? O kadar da söylemiştim sana Cevdet. İyi de etmişler. Bana da söyleseler de hep beraber giderdik. Kuşanırdık tabancayı, mal zero. Etme baba da. Sağ kalsa iki günde bir caner mi çıkaracaksın? Konuşma, konuşma. Bana ya ben doğru bildiğimi yaptım. Tek hatam öbürlerini de bu işe karıştırmak oldu. Gel vazgeç artık abi. Yok Fiko, sen anlamıyorsun. Pes etmek ağrıma gidiyor anasını satayım. Pes etmedin de ne oldu yani? Zafer mi kazandın? Peki bundan sonra ne olacak? E göreceğiz bakalım. Neyi? Ortalığın ateşe kana bulandığını mı? Korktuysan sen karışma. Senden bir şey isteyen yok, anlıyor musun? Gel Mine, Emine'yi uyutalım. Gel canım benim, gel güzelim. Oh canım yavrum benim. Baba. Ha kızım. Beylerbeyi'de kiralık bir daire var, çok güzel. Bir dakika Zeynep, onu biraz sonra konuşuruz. Abi, ben sana başka bir şey söyleyecektim aslında. Ne söyleyecektin? Mağazada tek başıma yetişemiyorum işlere. Gelip bir süre benimle çalışsan öyle makbule geçer ki. Tamam da Fiko. Bırak mazeret aramayı Cevdet. Bu iyi bir iş. Üstelik kardeşine de yardımcı olacaksın. Bana kalırsa iyi olur. Hem de çok iyi olur. Abi kardeş bir arada. Çocukluğumuzdaki gibi abi. Hadi. Ne diyorsun? Ne diyeyim? Bilmem ki Fiko. Becerebilir miyim dersin? Zor bir şey değil ki.
Her şeyi anlatırım sana. Gel yarın başla. Hadi amca kabul et işte. Peki be Zeynep. Seni mi kıracağım? Kabul Fiko. Kabul anasını satayım. Bir de bunu deneyelim tamam, be. Tamam. Oldu bu iş. Bitti. Oldu bu iş. Oh çok şükür. Şu eve bakacak mıyız baba? Hangi eve? Beylerbeyi'ndeki. Hem Beylerbeyi'ne taşınırsak buradan da kopmamış oluruz. Hadi baba tutulmadan bir görelim işte şu evi. Niye bu kadar acele ediyorsun Zeynep? Taşınmayı hepimiz istiyoruz baba. Gidip bir baksak. Bakmanın bir zararı yok ki. Bence de görmek lazım Fiko. Geniş bir yer lazım hadi size. Hadi baba. Tamam kızım ama mağazadan hadi ince ayrılamıyorum ki. Gideriz bir ara. Bırak bu bahaneleri baba. Yarın gidelim işte. Peki peki. Yarın gideriz. Ben de geleceğim. Kazıklarlar sizi. Tavuk yemesini ev diye yuttururlar. Madem bana yardım etmeye heveslisin, öğren bu işleri. Bu melek otu. Kan deveranını intizama sokar. Terletir. Kurutup da kafana sürdü mü bitleri öldürür. Astıma da birebirdir. Burada da kenger var. Bunu duymuşsundur. Sizin oralarda çok yetişir. Sen beni dinliyor. Aa, uyumuş. Pekala, anlaşıldı. Neymiş bu plan? Bu gece St. Elizabeth'teki dans partisi. Winchester'daki gerzekler de geliyor. Mark, bazı şeylerin değişmemesi seni rahatsız etmiyor mu? Şu Winchester'da okuyan zengin çocuklar. Mezun olduktan sonra avukat ya da doktor olup toplumda Alişan. Bizse burada kalalım. Kalk yatağına yat yavrum. Baba, nereye gidersen baba? Rüya mı gördün yavrum? Ne gördün? Babamı gördüm, koşuyordu. Nereye koşuyordu? Bilmiyorum, çok hızlı gidiyordu. Ardından koştum, o koştu, ben koştum. Uzaklara gitti, tutamadım. Karanlıktı. Gel hadi, gel Sermet amcanla uyu bu gece. Gel yavrum. Sizin de başınızı derde soktum değil mi? Nereden bilecektin Cevdet? Heriflere bak ya. Bütün çarşıyı yakacaklarmış. Neyse artık bunları dert etmeyin. Abim benimle çalışacak. Dur bakalım Fiko. Acele etme. Konuşacağız da. Anlamadım. Bu ne demek oluyor abi? Ya gelsene sen dışarı. Evet, evet tamam. Hadi hayırlı işler. Hadi, hadi eyvallah Fiko. Ben dün gece çok düşündüm Fiko. Vazgeçtim. Olmuyor. Ne olmuyor? Bu pazarcılık işinden vazgeçemem. Yani yanlış anlama. Bir bok olduğu için değil. Serde kabadayılık var ya. Gidemem. Kaçamam Fiko. Kimsenin yüzüne bakamam. Kendi gözümde itibarım iki paralık olur. Anlayacağım belki bok yoluna gideceğim ama...
Bu böyle. Kurt kocadı belki ama köpeklerin maskarası olmayacağım. Pazara döneceğim. Bu böyle. Artık bu konu kapanmıştır. Günaydın çocuklar. Hoş geldin baba. Bir hadise mi oldu? Asıl hadise dün akşam oldu. Hayırdır? Adamın adı ne demiştin? Kadri mi? Evet, Arap Kadri. Niye sordun Rasim baba? Tanıyor musun o herifi? Yok, öylesine sordum. Bana müsaade. Müsaade senin. Sabret Cevdet. Eğer sözlerimin sence bir değeri varsa... tek nasihatim bu sana. İtidalli ol. Bekle bakalım biraz. Ne demişler? Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Dönecek. Ama öyle, ama böyle dönecek. Hadi hayırlı işler bakalım. Ayağına sağlık Rasim baba, gene beklerim. Otursana abi. Ne o belindeki? Neye benziyor? Alişan, tezgaha göz kulak ol. Ben şimdi geliyorum. Günaydın, kolay gelsin. Sağ ol Sermet, gel. Bir yandan çalışırsam kusura bakmazsın değil mi? Abimin derdine düşünce bugün pek işe el süremedim. Rica ederim. Sen çalışmana bak. Ben öylesine uğradım. Çok iyi ettin. Zaten ben de sana gelmeyi düşünüyordum. Bak Sermet, hani o seninle konuştuğumuz meseleyi eline boyuna düşündüm ben. Anlıyorum. Bana açıklama yapman şart değil. Ya şu ishaliyeler neredeydi? Evet, çok düşündüm. Yani tek başıma her şeye yetişemiyorum. Banka hesapları, ödemeler, alacaklar... bana sahiden çok faydan olacak. Üzülme, canın sağ olsun. Efendim, ne dedin sen? Gel diyorum, çalış benimle. Cidden mi? Evet, ama başlangıçta epey zorlanacaksın. Vız gelir bana. Sandığın kadar kolay olmayabilir. Bunların hepsini hatmedeceksin. Bütün çeşitleri öğreneceksin. En az benim kadar iyi bileceksin her şeyi. Sahi mi? Ne yapalım? Gerekirse öğrenirim. Bir de ücret konusu var tabii. Ücret mi? Sen benim hakkımı mı yiyeceksin? Yine de ne civarda bir rakam düşünüyorsun şöyle aşağı yukarı? Şimdi... Fiko! 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 Geldi gene. Fiko! Günaydın Sermet. Sana da günaydın Fiko. İçimde günüm kararacakmış gibi bir his var. Ne oldu? Gene ne istiyorsun? Hiç. Nasılsın? Ne olsun? Abime canım sıkıldı gene. Sen nasılsın? Ya şöyle böyle. Ben hepinizden iyiyim. Tekrar teşekkürler Fikret. Sonra görüşürüz. Ay! Bunun neşesi ne böyle? Bir iş buldu da. Heh, iyi Fiko. Bak şimdi seninle beraber şu bakkala gideceğiz. Heh. Bana sakız mı alacaksın? Hmm, lokumu bisküvi alacağım. Ya dalga geçmesene Fiko ya. Ben Canan'ın bakkalını diyorum. Hayır, hayır. Artık Canan'ın adını bile duymak istemiyorum. Benden paso. Gelmem. Bana bak. İyi, gelmen lazım. Bizim tek şansımız yeni kurbanla işbirliği yapmak. Ya, ulan gel diyorum. Bırak. Artık bu işte yokum. Yok, sen parayı da unut. Hani benim sana borcum vardı ya. Dur lan. Borcunu ödeyeceksin. Bana yardım edeceksin. Elim mahkum. Dur lan. Ulan ölürüm de gelmem ben o semte bir daha. Ya ne olur gelsen be Fiko. Her şey olabilir. Hırs düşmanı diye linç edilebiliriz. Benim çoluk çocuğum var, işim gücüm var. Ha bak adamın geldi. Ajan X-17. Al onu götür yanında. Çok iyi bir ikili oluyorsunuz zaten. Görev hazırım şef. Sen sus bir dakika be Selami. Onun adı Selami değil, Recep. Ya, her neyse işte Recep, hadi sen evi al, balonlarını evde oyna hadi. Ama iyice havaya girmiştim. Yahu tamam işte Selami, git ben seni evden icap ederse haber vereceğim, çağıracağım. Başlara şef, öyle desene. Hadi yürü, hadi Selam, hadi Allah'ını seversen be. Ya bu iş kökünden halledeceğiz be Fiko. Gel diyorum, gel Allah aşkına. Gel ya. Bol gibi de geliyorsun lan. Eğer gelmezsen sen de kaptırdığın paraların üzerine bir bardak su içersin. Şerefsizim benden 5 kuruş çalışmaz. İyi düşün Fiko. Yani şantaj mı yapıyorsun? Evet, şantaj yapıyorum lan. Nedir senden bu çektiğim be? Sermet. Gözünü seveyim, ilgilen şu mağazayla. Yapı mı olur ya? Hadi Fiko, hadi be. Müşteri gelirse oyala.
Nasıl? Ya ne bileyim, anneni anlat, hayatını anlat, yılan otunu anlat. Sen bulursun bir şey. Hadi hadi kız, hadi konuşma, yürü yürü. Bu denizde başımı iyice dertte anlayacağım. Öğretmenine deniz mi diyorsun? Aslına bakarsın herkes diyor ama ben diyemiyorum. Desem canımı okur. Zaten nefes bile aldırmıyor. Şikayet etme. Baştan çalışsaydın bunlar gelmeyecekti başına. Tamam tamam. Bir de sen başlama. Aslında fena bir öğretmen değil. Daha ne? Öyle sert görünse bile gırgır bir tip aslında. Beni de bazen güldürüyor. Güldürüyor demek. Ayrıca güzel. Nasıl güzel? Gözleri harika. Gözleri harika ha? Dursana Ece ya, ne dedim ki ben şimdi? Sen Fransızca mı çalışıyorsun yoksa denizin gözlerini mi? Ama Ece yanlış anladın. Kadın milleti değil mi işte? Al birini vur ötekine. Kolay gelsin şuna. Buyurun buyurun. Yolum buradan geçiydi, bir uğrayayım dedim. Ah boşuna kalp kalbe karşıdır dememişler. Ben de sizi arayacaktım. Öyle mi? Niye ki? Halamla daha dün akşam sizi konuşuyorduk. Otursanıza. Teşekkür ederim. Çok kalmayacağım. Ne konuşuyordunuz Leyla Hanım'la? Hiç. Yakup Bey çok ince, çok muhterem bir zat diyordu halam. Aynen böyle mi dedi? Aslında başka şeyler de dedi ama... Neyse, söylemeyeyim, belki şımarırsınız. İlahi, şöyle şımarmayayım. Bunun üzerine ben de dedim ki onu yarın akşam yemeğe alalım. Yani bu akşam. Rahatsızlık vermeseydim. Ne rahatsızlığı? Aslında sizinle uzun uzun konuşmak istiyorum. Çünkü içim hala pek rahat değil. Şu şeyden dolayı mı? Bunu iyi niyetle yaptığına ben karneyim. Affettim gitti. Halanız hanımefendi nasıl lan? Nasıl olsun? Yalnız bir kadıncağız. O yüzden sizin gibi anlaşabileceği insanlarla sohbet etme fırsatı bulunca çok seviniyor. Sizin yemeğe gelmenizi benden çok o istiyor. Özellikle sevdiğiniz bir yemek var mı? Yemek mühim değil. Leyla Hanım'ın, yani ikinizin varlığı bana yeter. Allah ne verdiyse yeriz. Durun durun. Siz balık seversiniz. Bir kalkan alayım, şöyle güzel bir tava yaparız ha? Erkeğinden anlar mısın? Ne erkeği? Anlaşıldı. Sen balık işini bana bırak. Seni kandırırlar. Ben alırım balığı. Ne haber Zeynep? Şu sıralarda durumu biraz karışık ama idare ediyorum hocam. Ben de az önce yazılı yaptım. Mahvettim çocukları. Bekledikleri soruların hiçbirini sormadım. Perişan oldular. Siz de böyle yaparsınız yani. Öyle, ezbercilik yok. Saksıyı çalıştırmayı öğrenmeleri lazım. Yazarımız ne yapıyor? Okulda şimdi, akşama gelecek. Yarın bekliyoruz sizi. Tamam, görüşeceğiz. Alim'i hatırlat da uykuları kaçsın. Olur. Ya şart mı yani be? Ya başka çare var mı? Tamam sallanma o zaman hadi. Yalnız sakin ol ha. Sen kendine bak. Buyurun beyim. Selam, Seyfi Bey değil mi? Evet. Ben Nihat, bu da arkadaşım Fiko. Evet. Söyleyeceklerimi duyunca biraz keyfiniz kaçacak arkadaşım. Anlayamadım. Nihat anlatamadı da ondan. Söylemeye çalıştığı şu. Sizi uyarmaya geldi. Ne konuda? Canan konusunda. Yani Aylin. Siz onu Zuhal diye tanırsınız. Bunların manası ne? Güzel kadın değil mi? Kim? Zuhal Hamdi'nin karısı. Ya yok. Ruhi'nin karısı. Aslında karısı falan değil. Bakın şimdi Seyfi Bey. Biz biraz istihbarat yaptık. Siz polis misiniz? Özel dedektif diyebiliriz. Bu konuyu aydınlatmamız lazım sizin yararınıza. Bu Zuhal'i ne kadar iyi tanıyorsunuz? Pek fazla değil. Niye? Bak, çünkü başın belada. Nasıl belada? Açık konuşalım. Kadına yanıksın değil mi ha? Ne münasebet. O benim arkadaşımın karısı. Arkadaşına gene aynı numara. Seni kuş gibi olacaklar. Söğüşleyecekler. Tıpkı Nihat'ı söğüşledikleri gibi. Ya, benim 100 milyon liram gitti. Vallahi. Bunlar karı koca falan değil. Dolandırıcı. Hmm. Kadın yem görevi yapıyor, adam da dostluk numarasıyla para sızdırıyor. Ya. Bir dakika, onlar öyle insanlar değil. Sen öyleysen. Ciğerini sökecekler vallahi. O herifin para istemesi bitmez. Teminat yatıracağım mavalını da okudu mu? Yoksa bir şeyler verdin mi? Tüh. Ya neyse, zararın neresinden dönülse kârdır.
Beyler siz yanılıyorsunuz. Ben Ruhi Bey'e güvenirim. Güvenirsin tabii. Kadın aklını başından almıştı ondan. Nihat'ın da almıştı. Hmm, bak seni suçlayamam. Kadın müthiş. Adamın gözünü kör ediyor. Fıstık gibi. Tatlı dilli ama akrepten beter. Bu arkadaş bize inanmıyor abi. Bak bak ben şimdi bundan sonra sana olacakları anlatayım Seyfi Bey. Şimdi seni yemeğe davet edecekler. Eğer gelmezsen akarete numarasıyla gebertirim. Sen benim en iyi arkadaşımsın filan ayaklarıyla. Sonra bu Hamdi yani Ruhi Anadolu'da iş buldu ya. Giderken karım sana emanet diyecek. Sonra da bence yanılıyorsunuz arkadaşım. Haydi. Bunlar onlar değil. Ya bal gibi de onlar. Bak şimdi Seyfi Bey. Aklın yatarsa beni ara. Tamam mı? Ancak el ele verirsek onların dertlerini durabiliriz. Tamam mı? Nihat, hadi gidelim. Arkadaş tanımıyormuş işte. Dur bir dakika Fiko, geleceğiz. Şimdi al bu telefon numaramı. Başın nasıl olsa derde girecek. Beni ara. Nihat hadi. Ya tamam be Fiko ya. Hadi eyvallah. Görüşmek üzere. Hadi. Eyvallah. Buyur beyim. Rüstem abi beni bekliyor. Ne kadar oldu baba? Ha? 10 sene, 15 sene. Vay 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 vay. Olmuştur ya. Ya hiç kocamamışsın maşallah. Hep aynısın. Sen değişmişsin. Büyütmüşsün işleri. Duyuyorum. Öyle. Hasbelkader öyle oldu. Büyüttük. Ama işlerde seni büyütmüş. Durmuş oturmuş bir hava gelmiş üzerine. Artık toy delikanlı değiliz. Hayat mektebi büyütüyor kişi oğlunu. Göremediğini göstertiyor. Doğru, doğru. Senden sonra çok işlere bulaştık Rasim baba. Ne ararsan. Lakin çok fire verdik. Sürü gibiydik yola çıktığımızda. Kırıldık. Bir avuç kaldık. Hiçbir şey eskisi gibi değil. O zamanları bilirsin. Kabadayılı, kumar filan. Sen de aramızdaydın. Sonra çektin gittin, köşene çekildin. İyi de yaptın. Biz boyumuzdan büyük işlere bulaştık. Kimi silah işine girdi, kimi uyuşturucu. Bir de baktık, bizi ucunu görmediğimiz iplere bağlamışlar. Kimimiz kurşunlanıyor, kimimiz kayboluyor. Anlayacağın dışarı bağlandık. Paralar büyüdü ki bildiğin gibi değil. Eskiden korkmazdık. Şimdi hepimiz korkuyoruz. Bunlar öyle herkese anlatacak laflar değil ha. Başka biriniz var mı efendim? Kişioğlu bilemiyor varacağı menzili. Neye bulaştığını anladığında da iş işten geçmiş oluyor. İpler elindedir sanıyorsun ama karanlıkta birileri bir şeyleri çomaklıyor. Bugüne kadar talihimiz iyi gitti. Ama nedenmiştir? Kılıçla yaşayan kılıçla ölür. Ya babam kusura kalma. Biz kendimizi anlatıp durduk. Allah Allah, Allah Allah. Bir müşkülüm var dediğin. Hele buyur, emret. Estağfurullah. Arap Kadri diye birini duydun mu? Duyarız, sen merak etme. Ne oldu? Sana mı bulaştı? Meyhanede mesele mi çıktı? Yok. Mesele benim kendi meselem değil Rüstem. Öyle olsa gelmezdim. Çengelköy'de bir Cevdet vardır. Oğlum gibi severim. Aile babası. Mert bir çocuk. Manavdı. İşleri iyi gitmedi. Pazarda tezgah açmaya kalkınca Arap Kadri denen Teres'le kapıştı. Bu Arap haraççı mı? Öyle. Ama Cevdet haraç vermez. Serde'de delikanlılık var. Şimdi senden ricam şu. Buyur. Ayağına sağlık babam. Her zaman beklerim. Başım üstüne yerim. Sağ olasın Rüstem. Müşkülün de hallolmuş bilesin. Senin meselen benim meselem. Eksik olma. Fikret abinle beraber gittiklerinden emin misin Cemil?
Ne cehennemde kaldı bunlar ya? Vallahi bilmem ki Cevdet abi. Patron hemen dönerim demişti ama onun sağa solu belli olmaz, bilirsin. Ne dedikodu yapıyorsun deme? Ne konuşuyorsun? Merhaba Cevdet abi. Merhaba abi. Merhaba. Hayrola, bir şey mi oldu? Yok, siz nerelerdesiniz? Hiç. Nihat yüzünden orada burada sürtüyoruz işte. Lecemil, Cevdet abi çay getir. Yok yok yok, ben içmem. İçim dışım çay oldu. Sen de içme Fiko, millet seni evde bekliyor. Beni mi, niye? Tahir'e bakmaya gidecektiniz ya, unuttun mu? Tüh. Öyle ya. Ulan hep senin yüzünden ben ya. Hadi be abi. Hadi abi. Sen de gel, he? Hadi gel. Heh, gidip iyi. Beraber bakalım. Hadi güle bak. Güle Cevdet abi. Güle güle ortak. Ortakmış. Şantajcı herif. Ne yaptın sen abi? Ne yapacağım? Boş boş dolaştım. Emine'yi parka götürdüm. Hava aldık. Ben bir plan kurdum. Ne? Şu iyidir, ver bakalım. Şükür beğendirebildik be Yakup dede. Kaç kuruş tutayım? 650 bin lira. Daha neler? Kurbanlık dana mı alıyoruz? Tamam tamam, sen yabancı değilsin. Sen 500 ver. Aa, bak, Ziyan zebil etmeden kes bakayım şu balığı. Vay Yakup amca, akşama balık mı yiyoruz ha? Sen avcını yala. Ziyafet var desene. Ama Fiko kalkan sevmez ya. Keşke sarı kanat falan alsaydın. Fikret'ten bahane. Ne yani? Eve götürmüyor musun balığı? Bundan sana ne? Biz yabancı değiliz Yakup amca. Söyle, kime gidiyor bu balık ha? Şu okkayı kafana geçirirsen... Sana sorduk işte ya. Yani. Sen de hadi şuna. Yapalım. Selam arkadaşım. Hoş geldiniz. Bak da gör işte. Ne dost canlısı, ne güzel bir insan. Öyle, harika biri. Senin hakkın ödenmez Seyfi'ciğim. Aman canım, ben ne yaptım ki? Çok da alçak gönüllüdür benim arkadaşım. Daha ne yapacaksın? Sayende işi kaptım. Yakında gidiyorum. Bunu kutlamak için seni bu akşam bize bekliyoruz. Ne? Bu akşam mı? Ne o? Bir işin mi var? Yok, ondan değil. Şaşırdım birdenbire nedense. Sizin için güzel yemekler yapacağım. Canancığımın yemek pişirmekte üstüne yoktur. Parmaklarını yiyeceksin vallahi. Hadi kırmayın bizi Seyfi Bey. Gelecek misiniz? Tabii gelecek. Gelmezsen bir karate darbesiyle gebertirim. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Bu akşama ha? 8 gibi bekliyoruz. Tamam. İyi. Akşama görüşürüz. Hadi bakayım. Görüşürüz. Bana sorarsanız tam bir okazyon burası. Kaçırmayın derim. Ya kira biraz yüksek değil mi? Şimdi böyle abi. Daha ucuzu nerede? Mutfağı gördün mü? Mutfak da genişmiş Fikret. Dolaplar kullanışlı. Beğendin ha anne? Bayıldım, bayıldım. Odaları bölüştük amca. Oo, bu ne acele? Dipteki oda senin olur baba. Ortadaki geniş olanını Mine ile ben paylaşırız. Bu küçük oda Alim'in, karşısındaki de dedemin. Ya biraz yavaş olun bakalım. Hele bunlara sıra gelsin. Zaten annemle babamı unutuyorsunuz. Ayo yo. Biz herhalde eski evde kalırız. Hem babanı razı edebilirsek baharı Poça'da geçireceğiz ya sözde. O başka. Dönünce bizimle oturursunuz gene. Bakalım. Kısmet oğlum. Ev güzel. Ama gene de kira evi işte. Allah kendinize de versin. Karar verebildiniz mi beyim? Aklımız yattı gibi. Ben yarın sizi arasam? Hay hay, olur tabii. Hadi. Eyvallah. Hadi bakalım. Toplayın şunları, yemek yiyeceğiz. Duymuyor musun abi? Bu çocuğa bir şeyler oldu. Tabii, Deniz abladan acı kopuyor. Ya çekilin başımdan ya. Bunu yarına kadar bitiremezsem Deniz öldürür beni. Hani sen kimseden korkmazdın abi? Hadi hadi, yemekten sonra devam edersin. Bir dakika abla ya. Hadi. Baba, bacağın nasıl oldu? Çok kötü. Doktorun verdiği ilaç iyi geldi. Lakin ayakta durmak, yürümek hiç yaramıyor. Artık inadı bırak baba. Biraz dinlenmen lazım. Gidin annemle Foço'ya. Bilmem ki nasıl olur. Çok iyi olur, çok. Yarın bindiririm sizi. Canınız istediği kadar kalın. Hadi gel. Şuna peki daha Yusuf. Bizimkileri çok özledim. Bahçeye bir seki yaparız, sana güneşlenirsin. Tabii. Güneş çok faydalı sana. Ne diyorsun? Madem beni bu kadar çok düşünüyorsunuz, gidelim bakalım. Dedem içeride mi? Yok Fikret.
Telefon etti. Yemeği akşam dışarıda yiyeceğimmiş. Nerede dışarıda? Kiminle yiyecekmiş? Ben nereden bilirim? Adam sen verirsin vermeyeyim. Gene var bir numarası ya. Yakında çıkar kokusu. Geç baba. Evet, ev için ne diyorsunuz bakalım? Beğendik, çok güzel. Ben görmedim bile. Görünce beğenirsin. Tamam öyleyse. Tutuyoruz evi. Bu çok iyi oldu baba. Artık yeni eşyalar da alırsın değil mi? Evin çok odası var diye Alişan'ı da getirmeye kalkmasak. Kalkanı koydum tam var ya da başladı oynama ya. Kalkanı koydum tam var ya da başladı oynama ya. Yakup dede biz hallederdik her şeyi. Keşke sen otursaydın. Olur mu? Üzerinize alınmayın ama bu balığı sürmeleri Yakup gibi kimse kızartamaz. Kalkanı koydum tam var ya da başladı oynama ya. Şöyle. Sürahi nerede kızım? Şurada hala doldurmuştum. Leyla Hanım. Leyla Hanım. Buyur bakalım. Bu balığın en güzel yeri. Kemiksiz. Sahiden de enfes olmuş. Afiyet şeker olsun. Ah, ellerinize sağlık Yakup dede. Balıklar sahiden enfes olmuş. Elbette. Bu işten iyi anlarız. Güzel gözlerinizin şerefine. Siz rahatınıza bakın. Tatlıları ben getiririm. Sağ ol hala. Halamı çok etkilediniz. Sahi mi Deysun? Tabii sahi. Sizi yere göğe sığdıramıyor. Hep sizden bahsediyor. Durmadan sizin çok ince, çok cazip bir erkek olduğunuzu söylüyor. Demek erkeğin iyisinden anlayın. Kendisi de fena hatun değildir. Ne kadar kalacak dediydin ha? Bilmem ki. Duruma bağlı. Kalsın biraz. Sana da yardımı dokunur. İkna etmeye çalışırım. Ne oldu kızım? Fikret, yavrularım ne yapıyor acaba şimdi? Vallahi Fikret işteydi. Çocuklar da okulda. Öyle değil dede. Yani hepsi gözümde tütüyor. Ama Fikret'in bu inadı sürdükçe bu hep bir hayal olarak kalacak. Son çarem hamilelikti. Buna inanırsa beni kabul eder diye düşünmüştüm. Ama beni vazgeçirdiğiniz iyi oldu. Zaten herhalde Fikret de yutmazdı. Ne kadar zekidir bilirsiniz. Ben onun dedesiyim. O zekiyse ben ondan iki kat zekiyim. Bundan eminim. Ben ona yutturmasını bilirim. Cayma planından. Sana yardım edeceğim. Sahi mi? El ele verirsek Fikret'i hizaya getiririz. Sen bana güven. Çok iyisiniz. Halam sizden hoşlanmakta çok haklı. Buyurun efendim. Leyla Hanımcığım, size zahmet olayım. Nihat, şu arabanın anahtarlarını versene. Gene mi ya? Aman ya, bıktım be. Bıktın mı? Bıktım. Adilik etmesen olmaz ha. Biz senin işine koşarken iyi mi? Tık bak bak. Bana bak, sahiden aradı mı bakkal? Galiba lafımız kulağına girmedi. Kazıyı yemeden akıllanmayacak. Neyse, ne yapacaksın sen arabayı? Babamlar Foça'ya gidiyor, onları geçireceğim. Öyle mi? Hadi be. Bana niye söylemiyorsun? Ben de geleyim mi? Gel hadi. Gel. Güle güle. Sen niye kendine bir araba almıyorsun? Artık patron oldun be. Saçmalama beni ya. Kar mı edeceğim, içeri mi gireceğim onu bile bilmiyorum. Hesaplar karma karışık geliyor. Sonra ödenmemiş bir yıl senet. Yani laf dokundurmasan olmaz yani ha, değil mi? Şaka bir yana Nazif Hoca varken kolaydı. O her şeyi çekip çeviriyordu. Meğer ben bu işlerden hiç anlamıyormuşum. Öğrenirsin be Fiko. Zamanla kıvırırsın. Yusuf amcalar ne kadar kalacak Foça'da? Önümüz yaz. İstedikleri kadar kalsınlar.
Hülasa-i kelam, bu Cevdet denen arkadaşa bir istisna yapmanı rica edeceğim Kadri kardeş. Seni onun için buralara kadar yordum. Estağfurullah. Yorgunluk neymiş? Abimizsin. Ayrıca ricana emir biliriz. Lakin bu Cevdet işi başkan üsteme. Bu iş çok dillendi. Anlıyorum. Bana açıktan tavır koydu o Cevdet denen. Şimdi ona göz yumacak olsam başkaları da çıkacak. İtibarım sarsılacak. Hem bunları sana anlatmama ne hacet var? Bilmez değilsin ki. Biz bu alemde yokken sen vardın. Sen bizden çok daha önce geçtin yollardan. Hasbelkader. Bu alemin kanununu sana öğretmeye kalkmak haddimize mi düşmüş? İcabında hepimizden daha gaddar olduğun malum mu zağım? Olmasına olmuşuzdur da dost ricasını da kırmamışızdır yeri gelince. Sen öl de biz ölelim Rüstem ağa. Lakin gel bunu isteme benden. Bu mesele beni de aştı. Bu işte hassas dengeler var ağam. Başka güçler var. Taviz veremem. Veremem ağam. Anladım Kadı kardeş, anladım. Sen sağ ol. Kusurumuza da bakma. Bir dostumuzun ricasıydı, üstümüzde kalmasın dedik. Yoksa bilmem mi? Bilirsin ha. Hepimizden iyi bilirsin. Bir gönül kırgınlığı yok değil mi ağam? Yok Kadri, hiçbir gönül kırgınlığı yok. Sağ ol ağam. Her zaman dostluğuna sığınırız. Başka emrin olursa beklerim ağam. Bana bak, gaza fazla yüklenme. Bu da öbürü gibi dağılmasın. Olur olur vallahi. Tarih tekerrürden ibaret. Bu da tarihsel bir araba zaten ve her an tekerrür edebilir. Ben gelmiyorum. Bir şey olmaz canım. Maşallah sağlam araba. Yavaş oğlum, kıracaksın. Gezmenin daha heyecanlı yolları var. Geliyor musun? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Geliyor musun, gelmiyor musun? Git başımdan. Duydun kızı, gazla hadi. Sana sormadık lan. Çekil git Haluk, gelmiyorum. Bu iş bitmedi. Bu işin sonu kötü olacak, haberin olsun. Kim bu? Belamız radyocu bozuntusu. Zeynep'e taktı, arkadaşlarına güveniyor. Öyle mi? Hallederiz be maestro. Bizim de ekibimiz var. İstedikleri zaman istedikleri yerde görüşürüz. Hadi. Karar verdik, tutuyoruz. En doğrusunu yaptınız. Kaparayı takdim edeyim. Yarın ev sahibiyle buluşup sözleşmeyi imzalarız. Kahve alır mısınız? A quelle heure déjeunez-vous? Je déjeune à 1 heure. Oui. Alors, combien de minutes y a-t-il dans 1 heure? Il y a 60 minutes dans 1 heure. Très bien, très bien. Yalnız lafları söylerken böyle şekilden şekile girmesen de olur. Hem sesin niye öyle tuhaf çıkıyor? Nezle olmuşum galiba, burnum biraz tıkalı da. Geçmiş olsun. Aa, roman nasıl gidiyor? Roman değil ki, kompozisyon. Daha bitmiyor. Tamam işte, sonunda roman olacak galiba. Bir temizlesene burnunu. Mendilin yok mu? Var ama... Benden mi tanıyorsun? Yo, niye utanayım ki? Hadi, sil şu burnunu. Hah, şöyle. Fiyaka yapacağına burnunu temizleyip dolaş. Böyle daha iyi değil mi? Hı hı. Tuttum kızım. Tuttum evi. Sevinmedin mi? Şşt. Sevindim ama abimle içeride ders çalışıyor. Deniz ablasını da bağırsın mı istiyorsun? Özür dilerim hocam. Yani Deniz. Ben tamamen unutmuşum. Kusura bakma. Ziyanı yok, bitirmiştik. Öyle mi? Neyse. O kadar çok mu korkutmuşum ya? Yok. Korkmak değil de ne bileyim işte. Bal gibi de korktum baba. Şşt. Nasılsın Deniz? İyiyim. Alim de daha iyi. Bugün hiç denklemedim baba. Aferin. Burnunu temizlemeyi de öğrendi. Arkadaşın arabası bendeydi. Seni bırakmamı ister misin? Vallahi hiç fena olmaz. Gülme ama bir şey itiraf edeceğim. Ben de açık liseye devam ediyorum. Bunda utanacak ne var? Zaten biliyorum. Zeynep söyledi. Ya bu kızın ağzında bakla ıslanmıyor. Neler çektiğimi de söyledi mi?
Çok zorlanıyorum vallahi. Alış. Hiçbir şey kolay değil. Öyle de benim de bir öğretmene ihtiyacım var. Ne öğretmeni? Fransızca dersi alıyor musun ki? Yok. Fransızca almıyorum ama galiba benim yöntemim yanlış. Belki bana ne bileyim nasıl çalışmam gerektiğini gösterebilirsin diye. Baksana. Sen bana ne demek istiyorsun? Ben sadece demek istediğim şu. Benimki de aptallık işte. Zaten hem okul hem alim olacak iş değil. Dur dur, utanma. Yine de alim yetiyor zaten. Bir de seninle uğraşamam. Ulan sana kaç tane ders söyleyeceğim be? Ortalığı leş götürüyor be. Ayıptır lan. Ulan millet ne bana kılacak lan. Ama patron. Ama patron, vallahi beynini patlatırım senin ha. Anlaşıldı mı? Patron. Ne var? Postacı geldi. Amerika'dan. Sahi mi? İpektendir. Ver postacı abinin bahşişini. Vereyim patron. Zaten benim hayatımı o kurtardı. Sağ ol. İpek abla neler yazmış patron? Sana ne? Aa, Fiko'ya da bir mektup göndermiş. Daha önce hiç öğretmenlik yapmadım. Bu lise benim ilk görev yerim. Üniversiteyi bitirdiğinden beri neler yaptın peki? Hiç. Orada burada çalıştım. Cebim biraz para görünce de vurdum kendimi yollara. Çağını şaşırmış bir hippi gibi. Hindistan, Katmandu, Nepal, Tibet. Oo, sen bütün Asya'yı görmüşsün. Avrupa'yı da gördüm biraz. İsviçre, Fransa, Macaristan. Ondan sonra İtalya'yı gezdim. Napoli, Frenze. Sen nereleri gördün peki? Ben? Sinopoli, Hoparanto, sonra tabii Sürmene. Bir defa Foça'ya gittim. Askerliğimi de Isparta'da yaptım. Görmediğin yer kalmamış yani. Nihat Bey. Efendim. Oo, Şevfi Bey. Hoş geldiniz. Siz haklı çıktınız. Bunlar dolandırıcı. Dolandırıcı tabii ya. Ben size söylemiştim. Buyurun, buyurun şöyle oturalım. Cemil, koş Şevfi Bey'e bir tane kahve getir. Tamam patron. Bana da aynı dümeni çeviriyorlar. Neyse ki seni vaktinde uyarmıştık. Keşke öyle olsaydı. Şimdiden 50 milyonum gitti. Kapora yatıracağım numarasıyla kaz gibi yoldu beni o Ruhi. Hamdi. Benim de 100 milyonumu çarptı. Hah, işte bak benim ortak geldi. O bize yardım eder. Oo, hoş geldiniz Seyfi Bey. Sağ ol. Maymunun gözü açılmış Miko. Pardon yani teşbihte hata olmaz. Seyfi Bey uyanmış. Ne yapacaksınız peki? Düşünüyoruz be oğlum. Sen de otur, beraber düşünelim hadi. Siz düşünün. Benim mağazaya dönmem lazım. Git o zaman, ben de İpek'ten gelen mektubu vermem. Ne? İpek'ten mektup mu geldi bana? Ver. Ya, bak ver, yoksa çok fena yaparım. Go. Versene be. Beyler, benim halim ne olacak? Ya bak. Evimden çok uzaktayım. İstediğim her şeye kavuştum. Üniversite, müzeler, tiyatro. İngilizceyi hızla ilerletiyorum. Ama mutlu muyum bilmiyorum. Gördüm Metem dedi. O da mutsuzmuş benim gibi. Veda vakti geldi Etem dedi. Gidiyoruz biliyorsun. Bu evde neler neler bırakıyorum. Acılar, sevinçler, anılar, anılar, anılar. Bir de seni bırakıyorum. Ama üzülme. Arada bir uğrayıp hatırını soracağız. Az hayrın dokunmadı bize. Sermet amca seni istiyor. Fikret amca. Beni mi? Ne oldu acaba? Bilmiyorum. Tez gelsin dedi. Allah Allah. Oo patron, evi tutmuşsun ha. Ulan Sermet'ten betersiniz. Ne zaman öğrendiniz? Zaten bize o söyledi. Hadi hayırlı olsun. Güle güle oturun. Sağ olun. Sermet çağırmış, gitmem lazım. Geldim Sermet. Hayrola? Bu bey seninle konuşmak istiyor. Buyurun. Benim adım Arif. Merhumun yeğeniyim. Merhumun mu? Hangi merhumun? Nazif Bey'in. Merhaba, hoş geldiniz.
Şu bizim hesabı görsek diyordum. Hesap mı? Hangi hesap? Ben Nazif Bey'in mirasçısıyım. Mirasçısı mı? Mirasçısı. Anladın değil mi? Mirasçı. İçinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul'um.